İyi akşamlar. Mansur Başkanımızla bir aradayız ve yine sizlerin karşısındayız. Öncelikle böylesi bir bilgilendirme süreci ihtiyacı duymak ve bu şekilde var olan sürece karşı ne yazık ki bazı tezlerimizle, tespitlerimizle sizlerle buluşmak elbette bizim için çok mutluluk verici, gurur verici bir an değil. Onu ifade edelim. Ama bu mecburiyeti bize yaşatıyorlar ve ne yazık ki biz bunları açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü acı deneyimlerimiz var. 2019 seçimi söyledim, 2014 seçimi bu acı deneyimlerimiz. Yani bunları yaşayan bizler ister istemez vatandaşlarımızı her anı dakika dakika aktarmak durumundayız. Yine biz burada 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adına ve Millet İttifakı adına buradayız. Yukarıda sürekli çalışma halindeyiz. Masada saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir aradayız. Hazır böyle ifade etmek ettiğim anda az önce İktidar Partisi'nin sözcüsünün ifadesiyle benim 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sözüme alınganlık gösterdi ve farklı sözleriyle de beni biraz bu konuda açıkçası eleştirdi. Eleştirebilir, saygı duyuyorum. Ama bu tarif benim inancımla ilgili, başkanımızın inancıyla ilgili bir tariftir. Bizim böyle bir atama vesaire süreci yoktur. Ama saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden İstanbul'a belediye başkanı tarifleyip ve bütün İstanbul'u kazandı diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi. Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz. Ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Dünden beri açıklamalarımız var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Ve bütün kurumlara, kuruluşlara olan güvenini ifade etti. Ama bir kuruma etmedi. Biz de etmedik. Etmeyeceğiz de. Zaten bizde yanıltmadı. O da Anadolu Ajansı. Yani Anadolu Ajansı'nı düşünün, 50.01'de neredeyse yarım saat tuttu. O 50.01'de, yani onu bile 49'a indirmeyi herhalde talimat alarak indirdi diye düşünmeden edemiyorum. O bakımdan bizim evet devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinden bugüne büyük hizmetleri geçmiş Anadolu Ajansı'nı tabiri caizse bitkisel hayata soktunuz, canını yediniz, bitirdiniz ama onu da biz ayağa kaldıracağız, onu ifade edeyim. Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz, hakkımızı arıyoruz. İki belediye başkanı diye de bizi tarifledi, başkanımın da söyleyecekleri vardır. Bu sistemin, bu rejimin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu zaten biz biliyoruz. Düşünsenize bu ülkenin bakanları makam araçlarıyla sistemli bir şekilde memleketin her tarafında siyasi propaganda yaptılar. Onları da bizi de bu sistem zora soktu. Bu sistem ne yazık ki bu hale düşürdü. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle. Sevgili basın mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, gördüğünüz gibi baştan beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz her şeyden önce. %60'larda başlatılan manipülasyon %49'lara indi. Şimdi de orada ısrarla tutuyorlar. Belki burada ben konuşurken 48'i de görmüş olma ihtimali var. Ve şu anda sisteme hala giriş yapılmayan 7,5 milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Onu söyleyeyim. Yoğunlukla itiraz edilen, sistematik bir şekilde bu sürecin işletildiği ortada. Her nasılsa %60'a 2 saate yakın veren Anadolu Ajansı fazla zaman geçse de %29 daha oy açıkladı. Ama devletin tüm kurumları, az önce ifade ettiğim gibi tüm kurumlarını bu anlamda sıkıntıya soktukları için artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde. Bir 31 Mart duygusu daha bize yaşatıyorlar. Aynı manipülasyon, aynı tekniklerle milletimizi ne yazık ki bu gecede ekranlara mahkum edecekler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden sizlere açıklamalara devam edeceğiz ki birazdan zaten
sevgili başkanım Mansur Yavaş, başkanım sizleri bu sonuçlarla buluşturacak. Göreceksiniz, biz inanıyoruz ki elimizdeki veriler, istatistik bilgimiz ve sonuçlara dönük süreç tüm milletimiz sabahleyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde görecektir. Buna %100 inanıyoruz ve ıslak imzaların %70'e kadar ulaştığını da biliyoruz. Ve ne yazık ki bir şeye daha dikkat çekmek isterim ki 18-30'dan beri bazı verilere hiç dokunulmadı. Onlar değişmedi. Bunları da ilerleyen saatlerde analizlerini size sunacağız. İlginç bir kurgu var orada. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi biz kendi verilerimizde, ıslak imzalı verilerimizde hassasiyetle özenli bir şekilde çalışıyor ve sizlere sunmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız bu sürece alışkınlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar, hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar, milletimizin namusu dediğimiz oyunu sonuna kadar koruyacaklarına inanıyoruz. Tüm görevlileri olan inancımız da var. Güvenlik güçlerinden ilçe seçim kurullarına ve yüksek seçim kuruluna kadar bir hassasiyet istirhamımız elbette var. Umuyorum ki sorunsuz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Tekrar ifade edeyim, inşallah zamanı gelince de burada çıkacaktır ve 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün liderlerle beraber sizlere gerekli açıklamaları daha önemli detaylarıyla açıklayacaktır diyerek sözü Sayın Mansur Yavaş Başkanıma devredeyim. Evet, değerli basın mensupları, Anadolu Ajansı ile ilgili söylediğimiz sözleri şiddetli bir şekilde eleştiriyorlar. Ama haksızlar. Şu ana kadar son 7-8 seçimin tümünde ilk açıklamaların tamamı iktidarın çok açık farkla önde çıktığı yolunda ve zaman zaman veri akışının tamamen kesildiği yönünde. Bunu yaşadık. Ben 2014 seçimlerinde de yaşadım. Birdenbire saatlerce veri akışı gelmedi. Biz tabii bunları yaşadığımız için şimdi daha tedbirliyiz ve dolayısıyla ıslak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Biraz önce henüz %50'ler civarında Yüksek Seçim Kurulu giriş yaptığını söyledi. Biraz önce sosyal medyadan yaptığımız açıklamada Diyarbakır'daki bir torba kuyruğu gördük. Teslim edemiyorlar bir türlü. Bir de Ankara'da 6 defa, 7 defa hatta 11 defa sayılan bölgeler var. Özellikle Çankaya ve Yenimahalle'de yoğun bir şekilde itirazlar var. İtiraz olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Ankara'da sadece 4000 tane, Antalya'da 1000 tane daha bu şekilde mesela ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Bizim size vereceğimiz beyanlar bizim elimizde olan ıslak imzalar üzerinden olursa bir şey ifade ediyor. Yoksa Anadolu Ajansı'nın neye dayanarak elde ettiği konusunda, hangi verilere dayanarak elde ettiği konusunda bir bilgimiz yok. Çünkü biliyorsunuz Sayın Soylu sürekli olarak polis marifetiyle, asker jandarma marifetiyle üzerine vazife olmayan bir şekilde sonuçları alıp bir şekilde bildirmek istedi. Neye dayanarak yaptı? Biz bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla biz güvenmemekte haklıyız. Biz de ıslak imzalı tutanak oranı şu anda %69.67'dir. Bu 42 milyon oy yapıyor. Bunun bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyu da 19 milyon 286 bindir bizim elimizdeki ıslak imzalara göre. Buna göre oransal olarak Kemal Kılıçdaroğlu %47.7, Recep Tayyip Erdoğan oyu da 45.8'dir. Sayılan sandık 130.260'tır. Henüz 60 bin sandığında verisi gelmemiştir. Bunlar tamamladıktan sonra gerçek ortaya çıkacak. Sayın Başkanımın söylediği gibi bir temenni de olsa Sayın Cumhurbaşkanı, 13. Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımızın olmasını istemek gayet hakkımız. İstanbul seçimlerinde her tarafı bir billboardla donattılar. Bu milli irade gaspı olmuyor. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde biz seçimi kazandık diye gösteriler yapılıyor. Dolayısıyla bunlar sandık başındaki insanların motivasyonunu bozuyor. Bunlar milli iradeye darbe olmuyor ama
Bizim her yaptığımız açıklama nedense millet iradesine darp ediyoruz. Sonuna kadar saygılıyız. Sonucu bekleyeceğiz. Net bir şekilde bir oyun bile herhangi nereye verilmişse verilsin o bir oyun bile sonuna kadar hakkını aramak bizim görevimiz. Dolayısıyla bizim itirazımız budur. Söylediğim gibi hala ıslak imzalı birçok veriyi elde edemememizin sebebi de toplu olarak Çankaya gibi, Yeni Mahalle gibi oyumuzun yüksek oranda çıktığı yerlerdir. Sonucu itibariyle az bir zaman kaldı. Onlar da geldiği zaman kimin haklı olduğu da ortaya çıkacak. Büyük bir ihtimalle Sayın Genel Başkanımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. İkinci tura kalma ihtimali de yüksek. Onu da söyleyebilirim. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, teşekkür ederiz. Biz işte o yani oldu bitti Atalan Üsküdar'ı geçmesin diye uğraşıyoruz. Yani elimizdeki verilere göre konuşuyoruz. Çünkü Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre uzun süre 50.13'te kaldı. İnmedi. Şimdi 49 küsürlere indi. Biraz sonra 48'lere inecek. Bizim tereddüdümüz o. Oldu bittiye getirmek istemiyoruz. Çok teşekkürler. Evet.